Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Psikolog Sena Aydoğan bizlere çocuk istismarı sayılabilecek durumları ve çocuk istismarına dair her şeyi anlattı. Bakalım neler söylemiş. Sena Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sohbetimize başlarken izleyenlerimizin bizi daha iyi anlayabilmeleri adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben e, psikolog Sena Erdoğan. E, Atılım Üniversitesi Penedebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. E, Aile danışmanlığı eğitimlerini aldım. Kognitif terapi eğitimlerini aldım. Bir anaokulunda şu anda psikolog olarak görev yapmaktayım. Sena Hanım bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Çok önemli bilgiler paylaşacaksınız bizlerle. Ee, çocuk istismarına değineceğiz. <laughs> çocuk istismarı nedir? Ee, hangi durumlar çocuk istismarı olarak değerlendirilebilir, niselendirilebilir? Bir tanımla başlamak gerekirse, çocuğun bakmakla yükümlü kimseler, anne, baba ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal ve cinsel olarak çocuğun sağlığını, gelişimini kalıcı etkiler bırakarak eylemler olarak tanımlayabiliriz. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal ve cinsel olarak üç duruma ayrılabilir aslında. Fiziksel istismar çocuğa doğrudan vurma, dövme, başka bir cisimle vurma şeklinde sıralandırabiliriz. Duygusal istismar çocuğun ihtiyaç duygu, duyduğu ilgi sevgi ve bakımdan mahrum kalmasıdır. Cinsel istismar çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dahil edilmesidir. Bu her türlü cinsel içerikli konuşmalar, çakalaşmalar, bir cinsel organına dokunma gibi örnekler verebiliriz. Peki sen Hanım, bir çocuğun şiddete veya istismara maruz kaldığını nasıl anlayabiliriz? Çocukta nasıl değişiklikler gözlemleyebiliriz bu anlamda? E, i̇stismara uğrayan çocukların yaşlarına göre davranış şekilleri gösterebiliyor. E, 0-4 yaşlarda çocuklarda e, tuvalet eğitiminde sonradan ortaya çıkan problemler, uyku problemleri ve cinsel e, organıyla uğraşın artması gibi örnek verebiliriz. E, 4 yaş çocuklarda kendi yaşına uygun olmayan günsel söylem ve davranışlarda bulunabilir. Kendinden büyük kişilerden aşırı korkma, tedirginlik olabilir. 7 ve yaş üzeri çocuklarda ise e, okulda başarının düşmesi, e, okula gitmek istememe, huzursuzluk, mutsuzluk, intihar girişimleri şeklinde görülebiliyor. Peki çocuğun şiddete ya da istismara uğradığından emin olduktan sonra çocuğa karşı tutumumuz nasıl olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Öncelikle çocuğun çocuğu istismar uğramış anne babaların kendi kaygısını ve öfkesinin üstesinden gelmeleri gerekiyor. Ona göre de çocuğa güvenli bir ortamda, rahat bir ortamda konuşmaları gerekiyor. Onları yargılamadan, kaygı ve korkularını anlayarak neler olup bittiğinden daha çok onların yanında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu süreçte e, tabii ki özellikle psikolog ve e, psikiyatristten yardım almak sürecin daha sağlıklı e, ilerlemesini sağlayacaktır. Ne yazık ki bahsetmiş olduğumuz bu durumlar birçok hastalığı da beraberinde getiriyor psikolojik rahatsızlıkları. Hangileri geliyor peki başında e, bu durumu? E, i̇stismarın aslında türüne, sıklığına, sürecine ve kimin yaptığına e, bağlı bu etkiler bırakabiliyor. E, yetişkinlikte özellikle depresyon yani cinsel işlev sorunları, öfke kontrol problemi, davranış problemi ve özellikle kaygı problemi sıkça görülüyor. Peki bu sorunlar kalıcı mı yoksa tedavi ile birlikte üstesinden gelebilmemiz mümkün mü Sena Hanım? Bu psikolojik sorunlar psikolojik travma modeline dayalı psikoterapi yöntemleriyle ortadan kaldırılabilir. Bu kişilerin yaşadıkları psikolojik problemlerden kurtulabilmeleri için mutlaka profesyonel yardım almaları gerekiyor. Bir uzman yönetiminde yapılacak psikoterapi çalışması ile travmatik etki ve sonucunda oluşan psikolojik problemler kademe kademe azaltılır ve ortadan kaldırılabilir. Çocuk yaşta istismara uğramış olan bir birey ilerleyen dönemlerinde ilerleyen yaşlarında ne gibi sorunlarla karşılaşabiliyor peki? Ruhunda nasıl yaralar açıyor bu istismar, şiddet? Özellikle uzun süreli fiziksel ve istismara maruz kalan çocukların temel güven duyguları sarsılıyor. Kendilerine, insanlara, dünyaya olan inançları olumsuz yönde etkileniyor. Bu kişiler hem duygusal zorlukları daha fazla yaşarlar, hem de bu duygusal zorluklarla başa çıkmayı öğrenemezler. E, cinsel istismarı uğrayan çocuklarda tekrarlayıcı, e, rahatsız edici düşünceler, uykuya dalma, yeme bozuklukları gibi sorunlar oluşuyor. E, bu gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Bizler de bugün Sena Hanım ile birlikte şiddete ve istismarın her türlüsüne konumuz vesilesiyle tekrardan karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Daha güzel günlerin bizimle olması dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.